Efendim herkese iyi haftalar diliyoruz. Bugün boyun ağrılarını konuşacağız. Boyun ağrıları özellikle günlük yaşantımızda hepimizi rahatsız eden sağlık sorunlarının başında geliyor. Ve tedavisi eğer ertelenirse boyun fıtığına kadar giden bir hikayeyle karşılaşma durumunuz olabilir. Peki kiminle konuşacağız efendim? Boyun ağrılarına ilişkin çok önemli konuğum, beyin, omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı doçent doktor Soner Büyükkınacı bizlerle birlikte. Sizler de ekranların başında bizleri izlerken boyun ağrılarına ilişkin efendim, boyun fıtığınız varsa sorularınızı değerli hocamıza yöneltme imkanını yaklaşık bir saat süresinde bulma imkanınız var dedikten sonra hemen hocamıza hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Hocam özellikle hepimizin günlük yaşantısında ani hareketten başlayarak ya da dengesiz bir spor hareketi olabilir ya da evdeki temizlik işlerinde boyun ağrılarıyla birlikte boyun fıtığına kadar giden bir yolculukla karşılaşabiliriz. Peki nasıl koruyacağız kendimizi diye size sorarsak neler söyleyeceksiniz? Şimdi öncelikle boyun ağrıları insanların neredeyse %95'inin hayatları boyunca bir kere çektiği ciddi bir günlük hayattan insanı kısmen koparan, hiçbir zaman tam olarak iş kaybına kolay kolay sebebiyet vermiyor ama kısmen insanı günlük hayattan koparan bir ağrı türü. Boyun ağrısının birinci sebebi aslında stres. Bugün daha çok o yüzden bizim mesleğimizin dışında biraz da stresten bahsedelim istiyorum ben. Çünkü stres insanların günlük yaşamında artık çok ciddi bir yer işgal ediyor maalesef. Özellikle bizim bulunduğumuz coğrafyadaki ortamlar, konumlar, insanlar, günümüz şartları diyelim, ekonomik şartlar, siyasi şartlar olsun, kültürel şartlar olsun, çeşitlilikler olsun, insanları maalesef bu psikolojik açıdan çok ciddi streslere sokuyor. Ve sokakta yürürken bakıyorsunuz insanların suratları genelde asık. Yani gülen insan görmek, kahkaha atan insanlar görmek artık çok zorlaştı. Bu da tabii ki insanların sağlığında çok ciddi olumsuz etkileri sebebiyet veriyor. O yüzden işin başında her zaman stres var diyebiliriz boyunla alakalı. Boyun ağrılarından korunmanın yöntemi aslında stresle mücadeleden geçiyor. Yani direkt olarak bunu açmamız gerekecek. Boyun ağrılarından korunmanın sadece yöntemi stresle mücadele değil. Bir kere güçlü bir kas yapınız varsa ciddi bir sıkıntı çekmezsiniz. Biz aktivite olarak spor ve benzeri aktivitelerden çok uzak yaşamlar sürdüğümüz için, artı stresli yaşamlar sürdüğümüz için bu tarz ağrılarla sıklıkla karşı karşıya geliyoruz. Yani korunmanın iki ana yöntemi diye. Birincisi aktivite sportif ve stresten korunma. Peki şimdi burada anladığımız kaslar zayıf olursa kişinin risk altında olduğunu diyebilir miyiz? Evet, evet. Peki nasıl güçlendireceğiz? Şimdi boyun kasları normalde çok güçlü kaslar değil. Çünkü sadece kafamızı taşıyorlar. Fakat boyun kaslarının zayıflamaya meyilli olduğunu görüyoruz. Bunlar kimlerde zayıflıyor? Öncelikle ona bakmak lazım. Sabit pozisyonda çalışanlar, mesela tekstil işçileri, masa başı çalışanları, bilgisayar karşısında çalışanlar, hareketsiz ortamda çalışanlar, genelde boyun kasları zayıf oluyor. Bu boyun kaslarını güçlendirmek için bir aktivite içerisinde bu insanların ekstra girmesi gerekiyor. Ama ağır aktivite içerisinde olanlar, sanıldığının aksine inşaat işçileri, hamallar, ağır iş yapan insanlarda bu tarz ağrıların görünme oranı çok çok düşük. Fakat aktivitesi düşük işlerde, masa başı çalışması, sürekli ofis çalışması, sabit pozisyonda tekstil işçisi şeklinde çalışmak veya şoförlük bu tarz ağrılarda çok önemli bir yer işgal ediyor. Peki küçük hareketlerle toparlayabilir miyiz? Evet, bizim sadece boyun değil tüm omurgayla alakalı sürekli yaptığımız uyarı şu. Aynı televizyonunuzun veya cep telefonunuzun belli bir süre kullanılmadığı zaman standby yani bekleme modunda geçmesi gibi omurgamız da bekleme moduna geçiyor. Bunun bir süresi var. Yani ben koltuğumda oturuyorum, hareketsiz şekilde bir iş yapıyorum. Yaklaşık 35-40 dakika sonra benim omurgam şunu diyor. Diyor ki artık beni kullanmıyor, o yüzden bekleme modunda geçebilirim. Boyumuz yaklaşık 2-3 santim kısalıyor bu esnada. Çünkü omurga kemikleri birbirine yaklaşıyor. Kaslar artık bizi dik tutmaktan vazgeçiyor. Ve bizim yapmamız gereken tek şey bu 30-35 dakikalık süre dolmadan sabit pozisyonumuzu bozup ayağa kalkıp 1-2 adım atıp tekrar yerimize oturmak. Yani o standby süresini yeniden kurmuş oluyoruz. Böylece omurga tekrar ayağa kalkıyor. Bu kaslarda hafif de olsa bir egzersize sebebiyet veriyor. Kasılmayı önlüyoruz demek ki bu anlamda. Evet, yani bizim aslında korumaya çalıştığımız şey spazm. Spazm nedir? Vücuttaki kasların kontrolsüz kasılması ve kasılı kalmasıdır.
Spazmın en büyük sebebi kasların zedelenmesi. Evet. Kaslar neden zedeleniyor? Siz eğer standby moduna geçtiyseniz koltuğunuzda yere doğru çöktünüz. Farkında değilsiniz. Artık boyunuz kısaldı, kaslarınız çalışmıyor. Tak, kalem yere düştü. Aniden onu almak için bir manevra yaptınız ve kas zedelendi. Kas spazma girdi. Ah dediniz, boynum ağrıdı. Yani bu tarz bir ortama sürüklüyor sizi ve bu problemler yavaş yavaş sizi bizlere getiriyor. Mesela şöyle örnek verebilir miyiz? Normal sizinle bile sohbet ederken bir anda eyvah boynum tutuldu, size bakamıyorum, konuşamıyoruz diye bir cümle kurduğumuz dönemler oluyor. Evet. Bu demek ki kasılmanın ve vücudun tamamen işlevini o an kaybetmesinden dolayı diyebilir miyiz? Şöyle anlatayım. Mesela diyelim ki sabit oturuyoruz, işte karşılıklı sohbet ediyoruz veya bir şeyle uğraşıyoruz. Birden yandan işte biri bir şey söyledi veya bir yere bakmak üzere ani bir boyun hareketi yaptık. O esnada o zayıflamış olan kas aniden yük bindiği için kendi içerisinde bir zedelenme yaşıyor. Ve kas aslında spazm, kasın kendini koruma mekanizmasıdır. Yani kasılma, kasılı kalma. Kas bu zedelenmeye karşılık diyor ki beni artık kullanma, ben kendimi kapatıyorum diyor. Biz normalde kaslarımızı nasıl kullanırız? Kaslarımız normalde bizim kasılı vaziyette durur. Biz kaslarımızı gevşetme yönünde emirler veririz beyinden. Kasma yönünde emir vermeyiz. Biz beyinden gelen, kasa gelen emiri kestiğimiz zaman kasımız kasılır ve aktivite başlar. Ama beyin sürekli olarak kaslarımıza gevşeme yönünde telkinde bulunur. Beyinle olan bağlantısı kasın koptuğu zaman kas kasılır. İşte bu hareket esnasında zarar gören kas şunu diyor: ben zarar gördüm, bana bir süre ilişme diyor ve kendini kapatıyor. Kapatması, kasılması anlamına geliyor. Ve bu kasılma süreci onun ne kadar hasar aldığını, ne kadar sürede iyileşeceğini kas kendi belirliyor. Buna bizim dışarıdan müdahale etmemiz çok doğru değil. Peki ilaç, medikal destek size, çünkü hareket edemediği bir şekilde geliyor ve sizler tabii hikayeyi dinledikten sonra belirli bir tedavi yöntemi, şeması çiziyorsunuz. Evet. Şimdi bu bahsettiğiniz konu çok güzel. Tedavi yöntemi şeması çiziyoruz. Evet. Biz doktorların şemalarının başında ilaçlar geliyor. Ben bu konuyla alakalı şunu söylemem gerekiyor. İlaçlar hiçbir zaman tedavi edici değil. Sadece zaman kazandırıyor bize. Misal grip oluyorsunuz. Grip ilaçla 7 günde, ilaçsız bir haftada diye bir tabir vardır. Aynı şey bunlarda da geçerli. Bu kas kasılmalarında da geçerli. Sonuçta kasılan kas sizde bir ağrı yapıyor. Siz bu ağrıyı kesmek için ilaç, kas gevşetici, krem, masaj, bu tarz şeyler alıyorsunuz. Fakat bu o kasın iyileşme süresini kısaltmıyor. Bu sadece sizin bu süreçte yaşamış olduğunuz rahatsızlıkları baskılamak için kullandığınız yöntemler. Fakat genellikle bu yöntemler yanlış oluyor veya aşırı oluyor. Böylece biz o kasın iyileşme süresini uzatıyoruz. Çoğunlukla yaptığımız bu tarz hasarlarla kasın iyileşme süresini bir kısır döngüye sokuyoruz ve toplumda çok fazla kişide görüldüğü gibi sürekli bir boyun ağrısı. Sürekli haftada bir tekrarlayan, 10 günde bir tekrarlayan, ayda bir tekrarlayan boyun ağrısı. Buna ben kısır döngü diyorum. Bu kısır döngüyü kırmak için mekanizmanın, yani bu kasın nasıl hastalandığının ve nasıl iyileştiğinin mekanizmasının bilinmesi gerekiyor. Peki nasıl toparlayacağız kendimizi? Oradaki bu sıkıntıyla hepimiz günümüz şartlarında karşılaşma olasılığımız çok yüksek. Nasıl tedavisi, siz çünkü destekleyici olarak ilaç diyorsunuz ama kas kendi kendini toparladıktan sonra asıl kendisine geliyor. Anlıyoruz evet. Biz burada. Şimdi biz ne yapıyoruz ondan kısaca bahsedeyim. Diyelim ki hasta boyun kasını incitti ve boyun ağrısıyla geliyor. Eli boynunda, kafa hafif öne eğik vaziyette ve çok kafasını kullanmak istemez vaziyette odamıza geliyor. Hastayı gördüğümde önce hikayeyi alıyorum, nasıl oldu. Genelde demin konuştuğumuz gibi basit olaylarla oluyor. Altında büyük oranda stres yatıyor. Yani bir stres sonrası veya stres esnasında olmuş olaylar. Zayıf kas gücüne sahip kişilerde sıklıkla görüyoruz bunu. Peki geldi. Nasıl bir yol izliyoruz? Bizim izlediğimiz şu anki yol ne? Öncelikle hastaya şunu diyorum. Evet, kaslarınızla alakalı sorun var. Bir spazm sürecindesiniz. Bunu çözebiliriz ilaçla. Ama bizim ilaçla kası gevşetmemiz sorunun daha da geç iyileşmesine sebebiyet veriyor. Çünkü kas gevşeticileri mümkün olduğunca kullanmak istemiyoruz bu sebeple. Kası gevşetirseniz kas iyileşme sürecini erteliyor. Hastaya şu öneride bulunuyorum. 1. Elinizi asla boynunuza götürüp ovalamayın. Asla birine masaj yaptırmayın. Bir de sıcak su torbalarımız vardır bizim. Ona geleceğim. Masaj
ovalama veya boyun hareketleri veya omuz hareketleri ağrı çeken bir kas için kesinlikle yanlış. Bu kas dediğimiz yapı canlı bir doku ve hücrelerden oluşuyor. Ve siz bunu sıkarak, ezerek, vurarak daha çok zarar görmesine sebebiyet veriyorsunuz. Bu zararla kas ne oluyor? Ödem yapıyor. Yani sıvı çekiyor vücuttan. Sıvı çekip şişiyor. Şişince kasın içerisine giren sinir dokusu, ağrıyı hissetmenizi sağlayan sinir dokusu ödemden dolayı çalışmaz hale geliyor. Oh, diyorsunuz, rahatladım. Evet, evet. Şurayı biraz rahatlayayım. Siz kendi kendinize zarar veriyorsunuz. Bunu yapmayacaksınız. Kesinlikle masaj yok. Elimizi boynumuza götürüp ovalamak yok. Ezmek yok, vurdurmak yok. Omuz hareketleri, baş hareketleri yok. Ağrımız mı var? Hiçbir şey yapmayın. Çok güzel, sıcak. Sıcak burada bizim en az zararlı olan vücuda ve bizim en iyi yardımcımız. Kasın kasılmasını ilaçla kesmektense istirahat, stresle mücadele ve sıcak tatbiki. Bunlar bizim altın standart tedavimiz. Ve hastalara hep bunu öneriyorum. Kesinlikle istirahat edeceksiniz. Boyun ağrısı deyip geçmeyeceksiniz. İyileşmesini mi istiyorsunuz? Çabuk geçmesini mi istiyorsunuz? Önce istirahat. Sessiz, sakin bir ortamda istirahat. İkincisi, stresiniz var. Bununla mücadele edin, bundan uzaklaşın, bunu unutmaya çalışın, bunu bastırın. Üçüncüsü, sıcak uygulayın boynunuza. Sıcak nasıl? Birileri direkt ütü basıyor, boynunu yakıyor vesaire veya yakı yapıştırmak, böyle değil. Ütü basılmış sıcak havlu veya sıcak jeller veya su torbaları, ama aşırı sıcak olmayacak, ılık vaziyette. Boynumuzu sıcak tutarak o kasları yavaş 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 tedavi yönünde güçlendirecek. Çünkü sıcağın etkisine dolaşımı arttırıyor ve kasın iyileşme mekanizmasını hızlandırıyoruz. Bunları kullanıyoruz. Dayanamıyor muyuz ağrıya? O zaman önce ağrı kesici. Gene kas gevşetici değil. Ağrı kesici ve istirahatte devam. Gene olmadı, o zaman kas gevşetici devreye koyuyoruz. Bu esnada krem de kullanılabilir. Krem uygulanacak sıcak tatbikin arasında sürülerek deriden içeri nüfuz edip o kas bölgesindeki ağrıyı bir nebze baskılayabilir. Fakat esas önemli olan 3 ana bulgu: stresle mücadele, istirahat ve sıcak. Evet. Efendim, telefonlarınızı almayan sonra başlayacağım. Çok önemli açıklamalarda bulunuyorum. Medikan Hastanesi'nden beyin, omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı doçent doktor Soner Büyükkınacı bizlerle birlikte. Aman dikkat diyoruz. Özellikle boyun ağrımız varsa masaj yapmıyoruz, hareket etmiyoruz. Özellikle sıcak temas. Doğru mu söylüyorum hocam? Doğru. Sıcakla sıcak ve havlu. Stresten uzak duruyoruz. Evet. Sonrasında eğer geçmiyorsa ağrı kesici alıyoruz. Daha da geçmiyorsa mutlaka doktorlarımızın kapısını çalıyoruz ki evet, şikayetimizin artışına dair bilgileri sizlerle paylaşsınlar. Peki özellikle bu şikayetlerin evreleri uzuyor. Evet. Ve tedavi aşamasında da kendini keyifsiz hissediyor. Bir boyunluk taksam mı diye de sorular gelebilir, ya da tülbentle sarıyor o sıcak teması sıcak. Evet, korumak adına. Boyunluk tavsiye ediyor musunuz? Boyunluk kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Boyunluk ne zaman kullanıyoruz? Boyunda bir travma sonucu bir kırık veya şüphesi varsa. Evet. Veya ameliyat ettiğimiz bir boyun fıtığı hastasıysa, sadece bunlarda boyunluk kullanıyoruz. Onun evet, dışında poliklinikten gelen bir hastaya boyunluk yazmamız yani çok 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 nadir. Hastaya şu bağlamda yazabiliriz sadece: hasta gelmiştir, ameliyatlık çok ciddi bir boyun fıtığı vardır, ameliyata kadar sinirler fazla zarar görmesin diye, o zaman gene boyunluk yazabiliyoruz. Ama boyunluk biz istemiyoruz. Çünkü boyunluk bizim en başta söylediğimiz kaslarla alakalı problemimizi kısır döngüye sokuyor, zayıflatıyor. Nasıl bir kol kırıldığında, alçıya aldığınızda kasları iyice küçülüyorsa, inceliyorsa, boyunda eğer boyunluk takarsanız boynunuzu kullanmayacaksınız ve kaslarınız iyice incelecek ve zayıflayacak. Ve böylece çok ufak soğuk çarptı, İşte kalem düşürdüm aldım, ona sinirlendim gibi olaylarla boyun ağrısına geleceksiniz. Boyunluk o yüzden istemiyoruz. Boyun kasları biz güçlü istiyoruz, zayıf değil. Peki benim araştırmalarımda doğru mu bilmiyorum, doğru cevabı sizden dinlemek isterim. Özellikle ağız kuruluğu varsa, telefonumuz var yönetmenim. Haşim Bey'i dinleyeyim, daha sonra sorumu izninizle okay, yönelteyim. Haşim Bey, hatta mısınız? Evet, hatta. Hoş geldiniz, iyi haftalar diliyoruz. Teşekkür ederim. Size de iyi haftalar olsun. Çok teşekkürler. Ben boyun fıtığından ameliyat oldum. Hem bel hem boyun fıtığından evet, ameliyat oldum. Yan ağrılarım gene çok fazla oluyor.
Bunun için ne yapmam gerekir veya hocamdan bir bilgi alacaktım. Evet. Geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. Boyun fıtığından ameliyat oldunuz ve evet, ağrılarınız çok. Ben şöyle söyleyeyim hocam. Operatörlük yapıyorum. Yani yüksekten aşağıya baktığım için. Evet. Doktor diyor ki bunlar normaldir diyor. Sürekli oturduğun için diyor. Bu şeyler olur diyor. Şimdi boyun fıtığı ameliyatının olunmasının sebebi koldaki ağrı ve koldaki his ve güç kaybıdır. Boyun ağrısının boyun fıtığı ameliyatıyla bir bağlantısı yok. Sizin şu an çekmekte olduğunuz ağrı boyun ağrısı mı, kol ağrısı mı? Şimdi omuzdan aşağısı komple ağrıyor. Yani boyundan omuza kadar, omuzdan da kola dirseğime kadar komple ağrıyor. O zaman sorun hala bir boyun fıtığınızın varlığı yönündedir. Çünkü boyun fıtığı kola giden sinirlere baskı yapar ve sorunu kolda yaşatır. Kolunuzda problem varsa o zaman tekrar bir meslektaşımız tarafından değerlendirilmeniz lazım. Çünkü kol ağrısı her zaman boyun fıtığını bize gösterir. Ve boyun fıtığı oradan alındığında kol ağrısının düzelmesini bekleriz. Boyun ağrıları ise çok farklı sebeplerden, az önce konuştuğumuz sebeplerden kaynaklanır. Fıtık veya fıtık ameliyatıyla alakası yoktur boyun ağrısının. Anladım hocam. Yani tekrar... Bir beyin cerrahını görmeniz lazım. Evet. Tamam, çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun Ayşem Bey. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Geçmiş olsun. Şimdi hocam özellikle sorumu tekrar edeyim. Baş ağrısı, baş dönmesi, heyecan, unutkanlık, romatizma varsa, terleme bozukluğu varsa, bağırsaklarda tembellik, yavaşlama ve ağız kuruluğu varsa boyun hastalığıyla bağlantısı olabilir diye yazı okudum. Doğru mudur? Evet. Anlatayım. Konuya şuradan girmek istiyorum. Biraz ters bir nokta. Ben deniz aşığı bir doktorum. Denizde yıllardır iç içeyim. Hep teknelerim olmuştur. Teknelerimin ilkinin adına Pons ismini vermiştim. Pons ne demek? Pons, beyinle vücudu bağlayan boyun bölgesinin adıdır. Yani boyundaki anatomik bir yerin ismidir Pons. Beynimiz varlığıyla çok değerli. Bizim her şeyimizi yönetiyor. Fakat bu yönetimi omur iliğimiz vasıtasıyla yapıyor. Yani beyinden vücudumuzdaki her şeyi kontrol eden yer şu serçe parmağım kalınlığında bir sinir demeti diyelim veya elektrik kablosu demeti diyelim, oradan geçiyor. Boyundaki bu kabloya baskı yapacak herhangi bir hastalık, kayma, fıtık, daralma, kemiklerde kırılma vesaire, bunların hepsi az önce saydığınız ve aklınıza gelen gelmeyen bütün problemleri yapabilir. Çünkü sonuçta beyin vücudunuzun altındaki yeme içme düzeninizden cinsel işlevlerinize, günlük aktivitenizden hissiyatlarınıza kadar her şeyinizi kontrol ediyor. Ve bu omurilik içerisindeki hasarlar sizin mevcut bütün sisteminizle alakalı problemler ortaya çıkartır. Yani saydıklarınızın hepsi kesinlikle var. Fakat bizim sık gördüklerimiz neler? Onları açmak lazım. Hastalar genelde baş ağrısı, baş dönmesi, dengesizlik, yürürken dengesizlik, ince işlerde beceriksizlik gibi şikayetlerle geliyor. Dikkat dağınıklığı da olabiliyor. Bunlar boyundaki sinirlerin tam iyi çalışamamasıyla alakalı. Eğer bir boyunda fıtıklarınız veya kanal darlığınız varsa enseden başlayan başa vuran ağrı, özellikle yere baktığında birden dengesizlik, bağırsakların düzeninde bozulma, büyük abdese veya küçük abdese çıkmakta zorlanma, cinsel işlevlerde problemler gibi sorunlarla hastalar bize gelebiliyor. Yani o yüzden boyun bizi hayata bağlar. Pons dedim teknenin adına. Çünkü o tekne beni hayata bağlıyordu. Yani deniz benim için çok önemli hayatta bir unsurdu. O yüzden teknenin ismini Pons adı koydum. Çünkü o tekne deniz vasıtası beni hayata bağlayan bir unsurdu. Tıpkı boynumuzdaki o ince yapının insanı hayata bağladığı gibi. Şimdi deniz demişken deniz tutkunu aşığı olarak sormak isteriz. Özellikle de yaza veda ederken balıklama, atlama yerine direkt boyun zedelenmesi olma durumu var. Evet. Felçe kadar gidebilen, evet, sağlık sıkıntısı. Onu sizden dinlemek isteriz. Özellikle de deniz aşığı tutkunları biraz böyle denizle iç içe olduktan sonra dengeyi kaçırabiliyor. O an kendilerini belki özgür hissediyorlar keyif aldıkları için ama sonrasında beraberinde çok keyifsiz sağlık sorunuyla da karşılaşabiliyorlar. Bu konuyla ilgili neredeyse her yıl bir farklı bir kanalda bir program yaparız. Sırf bunun üzerine bir haber olur vesaire olur. Hep konuşuruz.
suya balıklama atlamak, evet, bilmediğiniz yerde, denizde, dalganın geri gelip tekrar çekildiği, yani suyun derinliğinin değiştiği yerlerde çok tehlikeli. Kesinlikle bilmediğiniz bir derinlikte balıklama atlamanızı önermiyoruz. Ve her yıl buna rağmen yüzlerce insan bu olaydan dolayı hayatlarını kaybediyorlar, ömür boyu felç kalıyorlar veya kısmi problemlerle hayatlarına devam ediyorlar. O yüzden balıklama atlama konusunda bilmediğiniz yerlerde, denizde, havuzda, ki bugün havuzların çoğunun derinliği 1.40. Can güvenliği açısından böyle bir şey uygulama başladı. İnsanlar geliyorlar, sıcak direkt atlıyorlar havuza ve 1.40 derinlikte havuzda ciddi travmalar, genelde yüz travmaları, kafa travmaları oluyor. Fakat boyun travmaları da olabiliyor, yaralanıyorlar. Kesinlikle bunu yapmasınlar. Diyelim ki oldu, siz de çevredesiniz. Fark ettiniz, kişiyi de derhal boynunu sabit tutarak karaya almak, önce hayati fonksiyonlarını gözlemlemek, boğuluyor mu, boğulmuyor mu? Daha sonra hastayı boynu sabit vaziyette tutarak sağlık ekiplerini çağırmak gerekiyor. Çünkü çok ciddi bir yaralanmadır. Yani herhangi birinin orada ona müdahale etmesi, dokunması sorunu her zaman daha kötüye götürür. Mümkün olunca sağlık ekiplerine çağırmak gerekiyor bu durumda. Evet. Peki devam edeceğiz izninizle. Hamdi Bey şu an telefon attığımızda, Hamdi Bey'le bir merhaba diyelim izninizle. Evet. Çorum hatta mısınız efendim? Alo. Evet, hoş geldiniz. İyi haftalar size de diliyoruz. Sağ olun. Buyurun efendim. Tabii sesimde ağrı var. Omzumda sesimde doğru söylemek. Değerli hocam dinliyoruz sizi efendim. Birlikte dinliyoruz sizi. Hocam bir merhaba derseniz ben merhaba. Sesimi duymak istiyorum. Omuzunuzda, omuzunuzda sırtınızda ağrı var diye duydum. Yanlış mı duydum? Sırtımda bir ağrı var ve omzumda. Sırtınızda bir ağrı var ve omuzunuzda. Evet hocam. Peki bu ağrı kolunuza vuruyor mu? Koluma vurmuyor. Sadece omzumda ağrı var. Sırtımda geliyor yani. Sırtınızda gezen bir ağrı var. Omuzunuzdaki ağrı kol hareketleriyle artıp azalıyor mu? Yani bazen azalıyor, bazen ağrıyor. Yani sürekli değil de. Sürekli değil. Peki bu ağrının stresle, yani sinirle, gerilimle bir alakası var mı? Yani bir şeylere kızdığınızda, sinirlendiğinizde ağrılarınızda artma oluyor mu? Yok öyle bir şey yok hocam. Sen sırtında bir geliyor yani ağrı var. Onun stres ağrısı var. Genelde bu tarz ağrılar, genelde stres kaynaklı oluyor. Bu tarz ağrılar, böyle gezen ağrılar, kas ağrıları olarak biz bunları nitelendiriyoruz. Bu kas ağrılarında az önce anlattığım sıcak uygulama çok faydalı oluyor. Eğer bunlardan yeteri fayda görmezseniz fizik tedavi doktorlarına başvurmanızı tavsiye ederim. Onlar derin ısı vererek bu tarz ağrılarla alakalı ciddi tedaviler uygulayabiliyorlar. Omuzunuzdaki ağrıya gelince sadece omuz ağrısı genelde bizimle alakalı değildir. Sadece omuz ağrısı genelde ortopedi ile alakalıdır. O bölgedeki bağların incinmesi veya zedelenmesi, kemiklerdeki bazı aşınmalarla alakalıdır. O konuyla alakalı bir ortopedi doktoru arkadaşımıza başvurmanızı rica ediyorum. Çok geçmiş olsun. Dileklerimizi gönderiyoruz. Peki hocam yine bir sorumuz izleyicimizden yola çıkarak olsun. Kas ağrısı ile boyun ağrısı nasıl ayırt edecek izleyicilerimiz? Şimdi boyun ağrısı da temelde bir kas ağrısı zaten. Soruyu şöyle ben değiştireyim. Fıtık ağrısıyla kas ağrısını nasıl ayırt edelim diye değiştireyim. Şimdi kas ağrısı oldu mu? Aynı bu izleyicimizde olduğu gibi aralıklı olur. Gelir gider ve bir sebebi vardır gelip gitmesinin. Bunun ekseriyetli sebebi ani hareketler, yorgunluk, stres bunlardır. Veya bir cereyan dediğimiz bizim hava akımında kalma, soğuk hava akımında kalma. Bu tarz sebeplerden kaynaklanır. Bunlar kas ağrılarıdır genel anlamda. Fıtık ağrısına gelince fıtık ağrısı genelde gitmez. Zaman zaman hafifleyebilir ama hep belli bir şiddete devam eder. Çünkü fıtık siniri ezen bir kıkırdak dokusuna bağlı bir ağrıdır. Onun ağrısı da boyundan başlayıp omuza ve omuzdan kola doğru yansır. Tekrar edelim hocam. Tekrar edelim, çok önemli açıklama. Çünkü evet, özellikle geçmeyen bir ağrı diyorsunuz boyun fıtığında. Evet. Boyun fıtığı, şimdi kas ağrısı geçiyor. Evet. Aralıklı oluyor. Ve belli sebeplerle alevleniyor. Bu sebeplerin başında stres, ani hareketler, yorulma, esintide veya rüzgarda kalma gibi sebepler oluyor. Bunlar kas ağrısı. Cereyanda kaldık. Evet. Bu da çok etkiliyor. Evet. Özellikle zayıf kasa cereyan çok etkiliyor. Klimalar. Mesela. Klimalar. Fakat fıtık ağrısı bundan daha farklı. Fıtık ağrısı sürekli bir ağrıdır. Hasta der ki 2 haftadır ağrım hiç geçmedi. Sürekli ağrım var
ve koluma doğru vuruyor. Ağrım zaman zaman artıyor, zaman zaman azalıyor ama sürekli ağrım var ve rahatsızım şeklinde hasta ifade eder. Bu fıtık ağrısıdır. Genelde boyundan başlar, omuza, omuzdan kola doğru yayılır. Ama boyun ağrısı sadece boyunda, sağda, solda, kürek kemiklerinin arasında bu bölgede olur. Bu genelde kas ağrısıdır. Ama ağrı bir yerden başlayıp bir yere doğru gidiyorsa o zaman bu bir fıtık ağrısıdır ve süreklidir. Evet, devam edeceğiz izninizle. Adana'ya gidelim. Kemal Öztürk telefon attığımızda düşünen izleyicilerimizden bizleri de şanslı izleyicimize hemen merhaba diyelim. Duyabiliyor musunuz efendim? Kemal Bey. Hoş geldiniz. Alo. Hoş bulduk. İyi günler. İyi günler efendim. Dinliyoruz sizi de. Ben hocamıza bir sorumuz olacak. Buyurun Kemal Bey. Evet. Hocam merhaba, iyi günler. Merhaba, iyi günler. Ya ben Adana'dan arıyorum da bu benim bir yakınım vardı. Beyinden ameliyat oldu. Beyinde şant aleti vardı. Evet. Yani beyindeki şant aleti 9 yaşında değişti ve 9 yaşından sonra 16 yıl geçti aradan. Evet. O da beyin batısından dolayı göz damarlarına daralma vermiş. Göz damarlarına daralma verince ameliyat göz sinir damarlarına daralma vermiş. Evet. Buna daralma verince bu ameliyat sonrası şant aleti tekrardan değişti. Basmalı şant aleti de önceki. Şu anki değişen şant aleti de dereceli şant aleti. Evet. Şey yaptı. Yani ayarlamalı şant aleti takıldı ve ameliyat sonrası görüntü kaybına neden oldu. Bunun sonucunu ben istiyorum da yani neyden kaynaklandı? Şant, ne zaman sürede düzelir? Şant ameliyatı olan her hasta hayat boyu ortalama 2.2 defa ameliyat olur. Çok güzel izah ediyorsunuz. 9 yaşında çocuk şant takılıyor fakat şant küçük bir cihaz. Çocuğun boyu uzuyor. 16 yıl sonra çocuğun boyu fazlaca uzadı ve şant artık fonksiyonunu tam olarak yapamaz oldu. Beyinde tekrar sıvı toplanmaya başladı. Bu toplanan sıvı göz sinirlerine baskı yapıp göz sinirlerinde maalesef ki geri dönüşümsüz hasara sebebiyet veriyor. Bu fark edilmesi genelde geç oluyor. Çünkü hasta bulgu vermiyor genelde belli bir noktaya kadar görüş kaybolana kadar ve bu noktaya gelindiğinde maalesef geç oluyor. Şantı tekrar değiştirmek olayın daha kötüye gitmesini engelliyor. Bu şekilde bir işlem yapılıyor genelde. Bu hastaları biz sıklıkla kontrol altında tutmaya çalışıyoruz ama hastalar genelde artık nasılsa problem geçti diye doktora gitmekten biraz uzak duruyorlar ve bu tarz problemler zaman zaman yaşıyoruz. Ama bununla alakalı bir çözüm maalesef ki direkt olarak yok. Sonuçta beyinde bir su toplaması var. Bu şantın düzenli olarak kontrol edilmesi lazım ki daha ciddi problemler yaşamayalım. Evet. Çok geçmiş olsun dileklerimizi. Kendilerine efendim Adana'ya sevgi saygı göndererek göndermiş olalım. Kısa bir ara verelim, daha sonra buradayız. Yarınlardan tekrar birlikteyiz. Boyun ağrıları, boyun fıtığını konuşuyoruz. Kimin efendim? Medikan Hastanesi'nden beyin cerrahisi ve omurilik sinir cerrahisi uzmanı doçent doktor Soner Büyükkınacı bizlerle birlikte. Özellikle reklam arasına gittiğimizde boyun kireçlenmesiyle ilgili sorularınız var. Hemen cevabını değerli hocamızdan dinleyelim. Şimdi boyun kireçlenmesi bize de çok sık geliyor. Yani her gün en azından 1-2 kişi bize bu kireçlenme sorunum var, ne yapacağım, ne edeceğim diye bize gelirler. Şimdi kireçlenme diye bir hastalık yok. Yani tıp literatüründe, okullarında okutulan işte bu hastada boyun kireçlenmesi var gibi bir hastalık yok. Evet. Kireçlenme bizim aslında baktığımız yön, bizim kireçlenmeye bakışımız yaşlanma, yıpranma şeklinde bakıyoruz biz. O yüzden yaşlanma nasıl geri döndürülemezse kireçlenme dediğimiz hadise de geri döndürülemez. Yaşla bağlantısı var mıdır? Hayır, yok. Yaşla bağlantısı yok. Bunun bir yıpranma süreci olduğunu söyleyebiliriz. Kimi hastalar bu kireçlenme dedikleri sürece 30'lu yaşlarda girebilirler. Kimileri 70'li yaşlarda, 80'li yaşlarda girmeyebilirler. Altındaki temel etken nedir? Kaslarımız. Kaslar. Sonuçta kireç nedir? Bir tuz gibi böyle işte lavaboların etrafında olan, yavaş yavaş böyle bağlayan veya dişlerimizin etrafında olan böyle sertleşen, taşlaşan bir yapıdır. Kemiksi bir yapı. Bu kaslarımızda olmaz. Nerede olur? Kemik ve eklemlerimizde olur. Boyunda 7 tane kemikten oluşan eklemli bir yapı. Hareket ediyor her yöne. Şimdi bu eklemlerin kireçlenmesi söz konusu. Peki eklem ne zaman kireçlenir? 1. Az hareket ettiği zaman. 2. Çok yük altında kaldığı zaman. Yani eğer eklem birbirine aşırı bir
temas ve yük uygularsa artık der ki ben bunu kaldıramıyorum. Baş edemiyorum. Ben artık fonksiyonumu iptal ediyorum, kapatıyorum ve üstteki parçayla kendimi donduruyorum ve kireçleniyorum. Ve az hareket ediyorum veya hiç etmiyorum. Bu bir kireçlenme. Bu ne zaman oluyor? Yük ne zaman fazla biniyor? Kaslar zayıfsa. Eğer kişinin kasları yeterli kuvvetteyse bu kireçlenme sürecini erteler, geciktirir. Ama hiçbir zaman engelleyemez. Çünkü kireçlenme dediğim sadece az önce söylediğim gibi yaşlanma ve yıpranmayla oluyor. Yani işlevini ileri, o an kaybediyor. Evet. Yaşı ileri olan kişiler esnekliklerini kaybederler. Niye? Yaygın olarak vücut kireçleştiği için. Aynı şey boyun için de geçerli. Ama aslar ağrılarının kireçlenmeden olduğunu, işte boynum kireçlendi o yüzden çok ağrıyor. Hayır, kireçlenmeden değil. Boynunuzun ağrımasının sebebi kaslarınız. Kaslarınıza binen orantısız yük, ani hareketler, zorlanmalar bunlardan kaynaklanıyor ağrınız. Kireçlenmeden değil. İşte kaplıcaya gideyim sıcak o kireçleri biraz açar. Hayır, sıcak kireçleri açmıyor. Sıcak kaslarınızı gevşetiyor ve rahatlatıyor sizi. İyi hissediyorsun anladınız. Evet, evet çünkü anladım. Kan akımı artıyor, oradaki kaslar daha iyi kendini toparlıyor vesaire. Bu şekilde bir etkisi var az önce anlattığımız gibi. Ama kireçlenmeyi bizim geri döndürecek bir mekanizmamız yok. Eğer ki vücut aşırı kireçlenme yapıp bu eklemler birbirini iyice tutmaya başlarsa o zaman biraz daha ciddi problemler doğuyor ve biz bunu destekleme amaçlı ameliyatlar yapıp girip bu kemikleri birbirine bağlıyoruz. Hastanın bu sürecini ortadan kaldırıyoruz ve hasta daha rahat bir hayat sürüyor. Ama kireçlenme dediğimiz olay aslında bir hastalık değil, bir süreç. Kişinin kendine iyi bakmamasıyla ve yaşın ilerlemesiyle alakalı bir süreç. O zaman burada kilo çok önemli, bunu anlıyoruz. Ve sporsuz bir yaşam mümkün olmaması gerekiyor. Yeme içme gibi çok çok önemli. Spor evet. Ve kilodan uzak duracağız. Kilo konusunu şöyle açayım ben. Tamam. Kilolu olmak bir sorun değil. Yani kilolu olabilirsiniz, 100 kilo olabilirsiniz. Ben 30 yıldır 100 kiloyum. Bir sorunum yok. Çok da mutluyum. Evet. Bir sorun yok gerçekten. Ama diyelim ki 50 kilosunuz. Birden 5-10 kilo aldınız. İşte bu bir sorun. Çünkü sizin kaslarınız o 50 kiloyu taşımak için programlanmış. 60'ı değil. Sinyal veriyor değil mi artık? Evet. Yani kilo almak problem. Kilolu olmak bir problem değil omurgayla alakalı. Omurga, işte ben çocukluğumdan beri kiloluyum zaten. Omurgan ona göre programlanmış, ona göre kasların var. Yo ben hep zayıftım ama son birden kilo aldım. İşte hamileliğimde kilo aldım veya şöyle kilo aldım, böyle kilo aldım. İşte o zaman problem başlıyor. Çünkü omurga sizin o kilonuzu taşınmak için programlanmamış. Kaslarınız o güçte değil. O yüzden kilo almak burada problem. Kilolu olmak değil. Bir de spor yaparken hepimiz sporu yapmayı sürekli programlarımızda, günlük yaşantımızda hayata geçirmemizi vurguluyoruz ama kişiye göre de spor çeşitlerini biz kendimiz belirlememiz gerektiğini evet. Düşünüyorum. Özellikle hızlı bir kilo vermenin de tehlikesi var. Evet. Ani hareketler de birçok hastalığı beraberinde getirdiğini evet. Sizden dinlemek isteriz. Spor konusu çok aslında enteresan bir konu. Spor çok destekleniyor. Fakat son yapılan çalışmalara baktığımızda iyi bir Akdeniz diyetinin her gün yapılacak düzenli egzersizle insan ömrünü aynı oranda uzattığı bugün ortaya konuldu. Yani sportif aktivitenin şart olmadığı ortaya konuldu. Fakat bu ne zaman şart değil? Sizin günlük aktiviteniz yeteri düzeyde varsa, günde belli bir sayının üzerinde adım atıyorsanız, ama bütün gün hareketsiz bir hayatınız varsa o zaman yokuş aşağı gidiyorsunuz, probleme doğru gidiyorsunuz. Çünkü insan vücudu tıpkı kurmalı bir saat gibi hareketle kuruluyor. Bağırsaklarımız, kalbimiz, ciğerlerimiz, kaslarımız, kemiklerimiz hareketle var oluyor. Nasıl uzaya giden bir astronot hareketi yavaşladığı için bütün vücut yıkıma giriyorsa, dünyada da hareketle vücudumuzu yeniden aktive edebiliyoruz. O yüzden spor, bazal aktivite yani günlük aktivitenin yeterli düzeyde olması bizim için yeterli. Buna ekleyeceğimiz ilk spor ne olabilir? Yüzme öncelikle. Yüzme. Her zaman söylediğimiz şey yüzme. Çünkü yer çekimiyle mücadele halinde yaptığımız bir sportif faaliyette kendimizi sakatlama ihtimalimiz yüksek. Çünkü biz profesyonel değiliz. Her gün spor yapmıyoruz. Birden futbol oynamak, birden maça çıkmak, birden bir sportif faaliyetin içinde kendini atmak eşittir sakatlamak. Her zaman bu
büyük bir risk. Ama yüzmede böyle bir risk yok. Çünkü yüzerken yer çekimi yok. Sadece kendi vücudunuzla mücadele ediyorsunuz. Kendinizi sakatlama ihtimaliniz çok çok düşük. Sportif faaliyetleri ben şöyle özetleyeyim. Ağır kaldırmak, ciddi kas büyütme sporları, profesyonele yakın futbol, basketbol gibi sporlar insan vücudu için sağlıklı değildir. Çok önemli. Değildir. Bunu görüyoruz. Hiçbir profesyonel sporcu sağlıklı bir yaşlılık geçiremiyor. Çünkü eklemleri ve kasları yıpranıyor. Veya insanlar vücut geliştirme salonlarına gidip ciddi kas güzel bir şekilde bürünüp ondan sonra birden bıraktığında 2 ay içerisinde ciddi bir sağlıksız bünyeye kavuşabiliyorlar. Ben hastalarıma hep şunu diyorum. Kullanmayacağınız kası geliştirmeyin. Yani günlük aktivitede ihtiyacınız olan kaslarınız size yeterli. Ne kadar büyük kütleli bir vücudunuz varsa kalbiniz, karaciğeriniz, akciğeriniz o kadar fazla yorulacak ve ömrünü o kadar hızlı tüketecektir. Ne kadar minyon günlük aktivitede kullandığınız kaslarınız varsa ama aktifseniz o kadar sağlıklı bir hayatınız olacaktır. Şunu örnek olarak aklımıza getirelim. 100 yaşını geçmiş insanlar zaman zaman televizyona çıkarlar. Bakın hepsi bir deri bir kemik. Bir genelde kısa boylu ve böyle minyon insanlardır. Hiperaktif. Bir de hareketlidirler yani. Bu çok önemli. Yani bunlardan bir ders almamız gerektiğini düşünüyorum. Evet. Peki devam edeceğiz. Şimdi de ismini vermeyen bir izleyicimiz, bizlere ulaşan seyircilerimizden. Siz dinleyelim efendim. Alo. Alo. Dinliyoruz efendim sizi de. İyi günler. İyi günler efendim. Buyurun. Ben boyun ağrısından bir sorum olacaktı doktor bey. Buyurun. Doktor bey dinliyor efendim sizi. Doktor bey, evet. Uykudan kalktım mı ya yatarken şu boynumun arkasından hiç geçmiyor. Evet. Uykuya yatarken ve uykudan kalkarken boynunuzun evet. arkasındaki ağrı hiç geçmiyor. Peki gün içerisinde böyle bir ağrınız var mı? Ya öyle önceden bel fıtığı vardı bende. Genelde var, 4 tane vardı. Boyun ama ağrınızdan şimdi konuşuyoruz. Boyun ağrınızla alakalı. Gün içerisinde tamam, boynunuzda sonra böyle bir ağrı var mı? Boynumda önceden yoktu ama şu bir aydır çok şiddetli ağrısı var yani. Yatıp kalkarken mi oluyor daha çok yatağa? Evet, yatarken ve kalkarken hiç boynumu çeviremiyorum sağa sola. Peki, hareket etmeye başladıktan sonra gün içerisinde ağrınız azalıyor mu? Benim hiç ağrı hareket yaptım mı daha da çok şiddetli ağrıyor. Sağ gözüme bile vuruyor. Anlaşıldı. Bu anlattığınız boynunuzdaki eklemlerde bir problem olduğunu bize gösteriyor. Bu şekilde olan ağrılar. Boyun eklemlerinizle alakalı bir sıkıntı var ve boynunuzdan MR çekilmesi gerekiyor. MR insan sağlığına hiçbir zararı olmayan bir cihaz. Evet. Ve gidip en yakın sağlık kuruluşunda bir boyun MR'ı çektirip bunu bir beyin cerrahi doktor arkadaşımıza göstermenizi şiddetle tavsiye ediyorum size. Bir de çok özür dileyerek koluma böyle ağrısı sadece iki parmağıma. Evet. Evet devamlı şiddetle ağrıyor. Hatta gece kalkıp hareket falan yapıyorum kasılıyor. Dediğim gibi bir an önce bir beyin cerrahi doktor arkadaşımıza başvurmanıza fayda var bir boyun MR'ı ile birlikte. Geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Peki hocam siz ilk bölümümüzde dediniz ki boyun kısmında ağrı olursa boyun ağrısı. Kola kadar geçiyorsa ağrı, devamında sürekli artıyorsa bu bir boyun fıtığı olabilir. Evet. Şimdi özellikle de geceleri ağrının ortaya daha sık çıktığı söylenir. Bu doğru mudur? Çünkü izleyicimizden yola çıkaraktan sormak istiyorum. O da diyor ki geceleri özellikle ağrıyla karşı karşıya geldi. Şimdi konuşmayı uzatmamak için biraz böyle sohbetimize zaman kalsın diye biraz kısa kesmeye çalıştım. Hasta çok güzel anlatıyor. Geceleri parmaklarıma vuran, sadece evet. işte şu parmaklarıma vuruyor diyor ve uyuşuyor diyor. Kalkıp elimi sallıyorum diyor. Bunlar çok klasik bulgular ve her gün bize bir sürü hasta bunu anlatıyor. Şimdi boyun fıtığı dediğimiz şey boyundan kollarımıza doğru giden sinirlerin boyundaki kıkırdaklar tarafından sıkıştırılmasıyla oluşmuş bir durum. Gün içerisinde bu sıkışma hareket ettiğimiz için zaman zaman sinir rahatlıyor. Hafif de olsa bir rahatlama oluyor gün içerisinde. Fakat gece yatarken sıkışma sürekli ve hasta uykuya dalıyor. Ama sıkışma olduğu için kolun ağrısı gitgide artıyor, uyuşması artıyor ve hastayı uykudan uyandırıyor. Beyin bir alarm veriyor. Diyor ki bu sinirle alakalı ciddi sorun yaşıyoruz. Uyan.
yoksa sinirimizi kaybedeceğiz diyor. Hasta da otomatik olarak uyanıyor, gözlerini açıyor. Ne oldu benim koluma diyor. Kolum uyuşmuş, kasılmış diyor ve başlıyor kolunu sallamaya, hareket yapmaya ki onu rahatlatmak için. Bunu bir yerde bilinçsiz yapıyor hastalar ve kolu biraz rahatlayınca hasta tekrar uyku moduna geçiyor. Geceleri defalarca uyanan hastalar var bu şekilde. Bu bize ciddi bir bulgu olduğunu, ciddi bir fıtık olduğunu gösteriyor ki hasta anlatırken zaten bu çok belliydi, bu anlattı. O yüzden bir an önce bir MR çekilip bir beyin cerrahı tarafından görüşülmesi lazım ki bu aslında ameliyatlık bir fıtık olma ihtimali yüksek. Evet, peki o zaman tetkikler MR'la mı başlıyor? Gelelim boyun fıtığının tedavi aşamalarına. Boyun fıtığı teşhisini hikayeyi dinlediniz ve dediniz ki mutlaka takip şart. Medikal mi, cerrahi mi, neler yapıyorsunuz, hastayı dinlemek isteriz. Şimdi boyun fıtığında hastalar bize genelde işte bu hastanın anlattığı gibi omuz, kola vuran ağrı, geceleri ellerde uyuşma, güçsüzlük, beceriksizlik gibi problemlerle geliyor. Daha ağır hastalar bize kollarını tutarak odamıza giriyorlar. Kollarını hiç hareket ettirmek istemiyorlar. Can acıyor. Evet. Evet. Biz bu hastalar geldiğinde eskiden ciddi bir muayene sürecimiz vardı. Hastayı oturtuyorduk, oruna bakıyorduk, buna bakıyorduk, güçlerine bakıyorduk, hislerine bakıyorduk. Hala bakıyoruz ama gerekli hastada. Artık daha güvendiğimiz bir tanı aracımız var, MR. MR bugün insan sağlığına hiçbir zararı olmayan, küçük bebeklerden hamile kadınlara kadar herkese çekebildiğimiz güvenli bir tanı ve görüntüleme aracıdır. Hastalar geliyor bu şikayetle, hastayı hemen MR cihazına yönlendiriyoruz. MR cihazından hasta 10 dakika sonra çıkıp tekrar geliyor. Ve bakıyoruz filmlerine, hastaya teşhis koyuyoruz. Diyoruz ki şu var, şu yok. Bu şekilde değil. Hasta eğer bir fıtık hastasıysa filmdeki görüntülerle şikayetlerini karşılaştırıyoruz. Bir uyumsuzluk varsa muayenesine bakıyoruz. Ama uyumsuzluk yoksa ve hastanın şikayetleri ilerleyici his ve güç kaybı ellerinde ve kollarında veya dayanılmaz ağrı. Bunlar bizi ameliyata götürüyor. Bunun dışında neredeyse hiçbir bulguda ameliyatı tercih etmiyoruz. Çoğunluğunda istirahat, fizik tedavi, zaman zaman ilaçlar, bunları tercih ediyoruz. Ameliyata çok küçük bir kesim hasta, az önceki söylediklerimi tekrarlayayım, İlerleyici his ve güç kaybı kollarda ve dirençli, şiddetli geçmeyen ağrı. Bunlar varsa hastada o zaman oturup ameliyat konuşuyoruz. Ameliyat konusunu kısaca özetleyeyim. Lütfen. Bugün boyun fıtığı ameliyatları çok kolaylaştı. Bundan yaklaşık 15-20 yıl önce ben bu işe ilk başladığımda biz hastaların başının sağına ve soluna kum torbaları koyup onların kafasının hareket etmemesini sağlamaya çalışırdık ameliyatlardan sonra. Çok sıkıntılıydı hasta için de. Bizim açımızdan da bakımı zordu. Bugün geldiğimiz nokta bundan çok farklı. Bugün hastaları sabah ameliyat edip öğleden sonra evlerine gönderip ertesi gün işlerine gönderebiliyoruz boyun fıtığı ameliyatında. Bel fıtığı için bu geçerli değil. Onda gene hasta 2-3 hafta evde istirahat süreci geçiyor ama boyun fıtığında hastalara şunu diyorum. Hasta bayansa ertesi gün alışverişe gidebilirsiniz. Erkekse ve masa başı iş yapıyorsa ertesi gün işe gidebilirsiniz şeklinde. O kadar konfor. O kadar konfor. Evet. Çünkü boyun fıtığı ameliyatının süreleri bugün çok kısaldı. Protez kullanıyoruz bu ameliyatlarda. Protezin devamını detaylı bir şekilde izleyicimiz biraz fazla beklediği için hocam tamam. Alalım. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Efendim duyabiliyor musunuz? Peki biraz fazla beklettiğimiz için hattan düştü. Devam edelim hocam. Protez konusu bugünlerde bizim elimizi kolumuzu çok güçlendirdi bu ameliyatlarla alakalı. Çünkü hasta ameliyata giriyor. Fıtıklı kıkırdağını çıkartıyoruz. Verneği yapay. Problem çıkartmayacak bir ürün yerleştiriyoruz ve hasta ameliyattan çıktığı gibi kafasını sağa sola öne arkaya istediği gibi hareket ettirir vaziyette taburcu oluyor. Eskiden hastaların bazı riskleri vardı boyun fıtığıyla alakalı. Herkesin korktuğu felç olma, işte nefes borusu, yemek borusu, damar yaralanmaları vesaire. Artık bu risklerimiz de neredeyse ortadan kalktı. Hiçbir şeye sıfır diyemeyiz ama neredeyse ortadan kalktı. Yani yıllardır görmüyoruz böyle şeyler. Ve hastalar güvenle gelip ameliyat olup tekrar normal hayatlarına hızlı bir şekilde dönüyorlar. Ama yine de boyun fıtığı ameliyatı bu kadar kolay olsa da herkese ameliyat etmemek, az önce saydığım gibi ilerleyici his ve güç kaybı ve dirençli ağrı çeken hastaları ameliyat etmekte fayda var. Evet. Siz son ana kadar bekleyen. Evet. Ben her zaman bütün hastalıklarda, bütün yaptığım ameliyatlarda beyin olsun, omurga, bel, boyun olsun her zaman hastanın günlük hayatını yaşamakta zorlandığı noktaya kadar beklerim. Veya hasta
kaybettiklerini geri kazanamayacak noktaya gelmesi lazım ki ona ameliyatı alayım. Yoksa hastanın sırf kolu, bacağı, boynu veya bir yeri ağrıyor diye o hastaya bir ameliyat alma taraftarı değilim. Peki hastalar en çok hikayelerini anlatıyorlar. Siz teşhis, tedavide mutlaka danışanınıza diyorsunuz ki ameliyat şart. Özellikle izleyicilerimizin de belki de merak ettiği soruların başında da en çok ne soruyorlar size ameliyat öncesinde? Yani ameliyat öncesinde tabii ki insanlar Türkiye gibi ülkelerde biraz daha bir arada yaşadığımız için etraflarından duyduklarına çok önem veriyorlar. Evet. Dışarıdan dolma, evet. Ve bir ameliyata gelen hasta eşine, dostuna, akrabasına soruyor. Ve onlar da sormadan da anlatıyorlar. Hasta korkuyor. Bilgi kirliliği çok ciddi. Evet. İnternette de ciddi bir bilgi kirliliği var maalesef. Tıpla alakalı internette okuduğunuz bilgilerin %80-90'ına güvenmeyin. Ya abartılıdır ya değiştirilmiştir ve sizi bir yere yönlendirmek istiyorlardır. O yüzden internete de çok bakmadan direkt profesyonel hekimlerin söylediklerine dikkate almaları lazım. Etraflarından duydukları bilgiler genelde eskiden işte hasta geliyor ameliyat olacak, yakını ameliyat olmuş. Diyor ki ya bizim Ahmet abi ameliyat olmuştu ama şöyle olmuştu, ha çok kötü olmuştu, şöyle geçmişti ameliyatı, sonrasında bunu yaşamıştı. Bu hastayı ikna etmek o yüzden zor oluyor. Hastanın genelde bizlere söylediği şeyler etraflarından duydukları olumsuz haberleri size yansıtıyorlar ki ben de yaşamam değil mi bunları şeklinde. Fakat boyun fıtığı ameliyatı için böyle bir ihtimal artık neredeyse yok. Yani gerçekten çok güvenli, çok konforlu ameliyatlar. Evet. Siz lazer yöntemi ya da cerrahi yöntemi çok kısa anladım. Yönetmenim yavaş yavaş toparlamamızı rica ediyor. Lazer yöntemi çok kısıtlı bir hasta grubunda ama güvenle kullandığımız bir yöntem. Eğer ki fıtık çok büyük değilse, hastanın günlük hayatını zorlaştırıyorsa bu yöntemi seçenek olarak önüne sürebiliyoruz. Bu yöntemle fıtığın içerisine girip bir lazer probe vasıtasıyla içeride ısı oluşturup mevcut fıtığın ısıdan kaynaklı küçülmesini sağlıyoruz ve hastanın şikayetlerini %70-80 geriletebiliyoruz. O yüzden lazeri kısıtlı hastalarda tercih ediyoruz. Yani bunu genel bir tedavi yöntemimiz gibi göstermek yanlış. Daha çok biz bu hastaları istirahatle toparlayabiliyoruz. Peki hocam, yönetmenim diyor ki kapanışa gidiyoruz ama ısrarla Kayseri'deki efendim izleyicimiz değerli hocamızla konuşmak istiyor. Hemen sizi de dinleyelim, hemen kapanışa gideceğiz efendim. Evet. Alo. Alo. Hoş geldiniz efendim. Nazire Hanım, Nazike, Nazike Hanım. Evet, Nazike, dinliyoruz sizi. Evet. Evet, dinliyoruz efendim sizi. Ya ben nörolojiden çektirmiştim de. Evet. Boynumdan dediler ki fıtık vardı. Evet. Omuriliğisi kısması. Bir de yüzleşme vardı. Yani sonuçlarım da vardı. Söyleyebilir miyim? Siz şikayetlerinizi söyleyin bana. Yeterli o. Şikayetlerim mesela kılıç arasından, boynumdan, boyun kökünden kafama ağrı giriyor. Bir de beyinden de leke vardır dediler ama ona pek şey yapmadım. Beyindeki leke böyle bir ağrı yapmaz. Peki omuza ve kola ağrı vuruyor mu? Kollarım, ellerim güçsüz kaldı, kayıptır. Yani böyle ne bileyim, bence çuvalda sıklarken mesela şu andan paçet taşıyamıyorum. İşte bu anlattığınız şeyler az önce hep bahsettiğimiz konuyla alakalı. Boynunuzda demek ki bir fıtık ve boyun kanalında daralma var. Bundan dolayı sinirleriniz evet, çalışmaz hale gelmiş. Evet, boyun kanalında dediler, 4 tanedir dediler. Muhtemelen bunlarla alakalı ciddi tedavilere ihtiyacınız varmış gibi görünüyor. Çünkü anlattığınız bulgular önemli bulgular. Bir beyin cerrahı, nöroloji değil, bir beyin cerrahı doktor arkadaşımız tarafından değerlendirilmeniz gerektiğini evet, düşünüyorum. Evet, dinleyince ben de ona karar verdim yani. Çok güzel. Benim biletlerim nöroloji, beni fiziğe gönderdim. Değil, nörolojiyle hiçbir alakası yok. Evet. Tabii hocam, sizinle de birlikte tetikleri takip sonucunu istiyorsanız İstanbul'da da bekleriz. İstanbul'da. Tabii her zaman. Siz de yardımcı olmaya her çalışırsınız. Zaman. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. En yakın zaman tekrar ağırlamak dileğiyle diyorum. Bugün sizi Medikan Hastanesi'ne ağırladık. Beyin, omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Soner Büyükkaya. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet efendim, yarın yeniden saatler 10'u gösterdiğinde karşınızda olacağız. Allah'a ısmarladık.